Merhaba arkadaşlar. Bugün infaz ve koruma memuru nedir? Kimler olabilir? Acaba ben bu meslek için uygun muyum? Süreç nasıl işliyor infaz koruma memurluğunda? Mülakat sürecinde neler yaşarım gibi konular üzerinde duracağız. Tabii ben genel olarak diğer videolarımda kolluk kuvvetleri, infaz koruma memuru, güvenlik, polis, buna benzer yakın savunma teknikleri videoları paylaşıyordum. Eski bir infaz koruma memuru olarak. En azından bu videoda da yeni infaz ve koruma memuru adaylarının merak ettikleri konuları, süreçleri, bu konuda bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Umarım size bu videonun faydası olur. Yine siz de merak ettiğiniz konuları videonun yorum kısmına yazarsanız bununla ilgili de sizlere cevaplar verebilirim arkadaşlar. Öncelikle bir infaz korumaya şöyle bir değinelim. Genel olarak infaz koruma ne iş yapar diye sorduğumuz zaman ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlerin topluma kazandırılmasında rol oynayan meslek elemanıdır diye kısaca bahsedebiliriz. Tabii ki bunun yanında işte kapalı ceza infaz kurumları, açık ceza infaz kurumları, işte denetimli serbestlik müdürlüklerinde yine infaz ve koruma memurları görev almakta. Görev aldığı yerde hükümlü ve tutukluların güvenliğinin sağlanmasında, barındırılmasında, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçların karşılanmasında görev alıyor. Bunlar nasıl ihtiyaçlarıdır? Barınma dediğimiz şey aslında onların o ceza infaz kurumu yerleşkesi içerisindeki düzeninin sağlanması. Artı bu düzeni sağlarken onların barınmasıyla beraber herkesin güven içerisinde bir arada yaşaması, bir problem olduğu zaman bu problemlere anında müdahale ederek bunları engellemek. Bunun devamında sağlıkla ilgili durumlarında işte onları var olan işte kurum yerleşkesindeki revir bölümündeki tedavilerini yaptırmak. Tedavileriyle ilgili eğer kurum revirinde bir sonuç elde edilemiyorsa işte diğer o şehirdeki hastanelerde sevki yapılarak bunlara ne yapar? Jandarma ile beraber eşlik eder. Böyle yani her türlü eğer orada giderilemiyorsa zaten sağlık problemi her zaman bir üst aşamaya doğru o sorun, o problem giderilene kadar bu süreç devam eder ceza infaz kurumlarında. Yine ceza infaz kurumuna her gelen hükümlü ve tutuklunun eğitimle ilgili durumu hemen anında tespit edilir. Eğer ilkokulsa ilkokula devam etmesi, ortaokulsa ortaokula devam etmesi, üniversiteye devam etmesi gibi seçenekler her zaman devam eder. Yani eğitimlerinin devam ettirilmesinde yine infaz ve koruma memurları eğitim birimiyle beraber etkin rol oynamaktadır. Bunların takibini yapmaktadır. Genel olarak görevler tabii bu şekilde devam ediyor. Yine hükümlü tutukluların işte ziyaretleri, avukat görüşleri gibi telefon haftalık telefon haklarını kullanmaları gibi durumlarda da komple kurumdaki bütün görevlerini yerine getirir diyebiliriz. Peki kimler infaz koruma memuru olabilir dediğimiz zaman öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan memur olabilme niteliklerini taşımak. Bu niteliklerde de genel olarak işte Türk vatandaşı olmak, işte var olan eğer bir şartlar, yaş şartı isteniyorsa o yaş şartını taşımak, genel olarak erkek adaylar için askerlikle o an için bir ilgisi olmamak ve bunun beraberinde işte herhangi bir maddeden hapis cezası ya da affı uğramış olsa bile özellikle devletin güvenliği ile alakalı, anayasal düzenle alakalı bu türden suçlara karışmamak diye ifade ediliyor. Tabii bununla ilgili son bir değişiklik oldu. Önceden 6 aydı sanırım ceza. Şu anda 2008 yılında galiba bununla ilgili bir düzenleme yapıldı. Yani bu sayılan suçlar haricinde 1 yıldan fazla ceza almamak olarak düzenlendi. Başka bir şartta ise en az lise ve dengi bir okul mezunu olmanız gerekiyor. Bunun beraberinde ilan edilen kadrolara lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu adaylar başvuru yapabiliyor. Tabii son zamanlarda infaz ve koruma memurluğu ile ilgili olarak ceza ve infaz
Güvenlik Hizmetleri bölümü açılmasıyla beraber bu bölümün mezunlarında da öncelik verilmesiyle ilgili bir yönetmelikte böyle bir karar da alındı. Ama tabii ki şu anda tüm lise, ön lisans ve üniversite mezunları üzerinden başvuru yapılabilmekte. Bunun beraberinde KPSS sınavından ister lise, ön lisans, üniversite mezunu ol fark etmiyor. Hepsinden de en az 70 puan ve üzeri not almak şartı bulunmakta. Ve bu KPSS sınavına girdiğiniz tarih itibariyle 30 yaşını da doldurmamış olmanız gerekiyor. Yani sınavdan 1 yıl 6 ay geçmiş olabilir. Önemli olan KPSS sınavının yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmanız yeterli başvuru yapmak için. Bir diğer şartsa sınavın yapıldığı tarih itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak ve bunun beraberinde de ilgili olan yönetmelikte infaz koruma memuru alımı sınavı son başvuru tarihi itibariyle de 18 yaşında doldurmuş olmakla ilgili bir şart da var. Ve artı olarak bir de boy kilo sınırları içerisinde bulunmak. Onunla ilgili bir paylaşım yapacağım biraz sonra. Ve yapılacak olan güvenlik soruşturmasında da olumsuz bir durumun çıkmaması şartlar arasında yer alıyor. Şimdi boy ve kilo ölçümüyle ilgili olarak eğer ki sizin boyunuz örnek veriyorum 1,78 boyunuz varsa kilonuz en fazla 91 olabilir. 91'i geçtiğiniz zaman yapılacak olan mülakat öncesi boy ve kilo ölçümlerinde elenirsiniz ya da 61 kilonun altındaysanız. Burada zaten boya göre hem bayanlar için hem erkekler için bu tablodan yararlanabilirsiniz. Acaba ben boyuma, kiloma göre bu tablo aralığında yer alabiliyor musunuz? Buradan takip edebilirsiniz. Evet, peki acaba infaz ve koruma memurluğu sizin için uygun bir meslek mi? Şöyle kısaca ona da bir değinebilirim. Yani eğer ki bana uygun diyorsanız şu şartlar sizin için uygundur. Yani devlet memuru sıfatı almak istiyorsanız ve bunun beraberinde düzenli bir maaşınızın olması, devlet memuru olduğunuz için işten çıkarılma gibi bir korku yaşamazsınız bu görev dahilinde. Tabii ki bununla beraber verilen görevleri yetkileri dahilinde yapmanız gerekiyor. Sonuçta bir insanlarla uğraşıyorsunuz. İnsanlarla uğraşırken de bir takım zorluklar yaşayacaksınız. Bunları yaparken de her zaman görev bilinci, yetki bilinci içerisinde olmanız gerekiyor. Tabii ki infaz ve koruma memurluğu ne kadar genel idari hizmetler memurluğu içerisinde yer alsa da bir nevi kolluk kuvveti gibi çalışır. Yani kendi içerisinde gerçek bir kolluk kuvveti gibi çalışırken aslında bağlı olduğu memuriyet yönetmeliği genel idari hizmetlerine bağlıdır. Ama bunun beraberinde kolluk kuvveti gibi çalıştığı için emir komuta sistemi vardır orada. Yani memur, baş memur, sorumlu baş memur, işte idare memuru, kurum ikinci müdürleri ve kurum müdürü gibi bir hiyerarşi devam eder. Bununla beraber en önemli şeylerden bir tanesi eğer siz resmi bir üniformayla çalışacağınızı da hiçbir zaman unutmamalısınız. O yüzden resmi bir üniformayla her zaman barışık olmanız gerekiyor. Yani eğer bana uymaz diyorsanız bunu da alttan başlayalım. Yani eğer resmi üniforma giyinmeyi istemem diyorsanız böyle bir mesleği seçmek ne yapacaktır? Her zaman size bu bir zulüm olacaktır. Bu resmi kıyafeti her gün giymek ya da vardiya günlerinde. İşte bununla beraber eğer emir ve talimatlara uymak bana göre değil diyorsanız bu meslekte size göre değil diyebilirim. İşte rahat çalışmayı seviyorsanız birazcık rahatınıza düşkünseniz serbest herhangi bir zorluklar bana uymaz diyorsanız yine uymaz bu iş size. Onun haricinde dediğim gibi eğer rahatsanız eğer öyle işten çıkarılma bir korkum olmaz benim rahat rahat özel sektörde çalışabilirim derseniz tabii ki özel sektörün hepsini de buna katmıyoruz ama hiçbir zaman bir devlet memurluğu gibi olmaz. Evet, bu tür maddeleri ben birazcık size çıkarttım. Buna göre bana uygun ya da bana uymaz diye kendinizi eksileriyle artıyla bir sınıflama yapabilirsiniz. Peki süreç nasıl işliyor dediğimiz zaman
Öncelikle infaz ve koruma memurluğu başvuru sürecinin başlaması için Ceza ve Tevkifeleri Genel Müdürlüğü'nün yeni açılacak ve var olan ceza infaz kurumlarının personel ihtiyaçlarını gidermek için belirlediği her yıl ne yapıyor? Böyle bir ilanı çıkıyor. Öncelikle bu ilanın ortaya çıkması gerekiyor. Hemen hemen her yıl bu ilanlar oluyor. İşte yeni açılacak ceza infaz kurumları, işte emekli olanların yerine alınacak infaz koruma memurları gibi Türkiye'deki yaklaşık 300 tane ceza infaz kurumundan talepler toplanıyor. Ona göre böyle bir alıma çıkıyor. Fakat bu başvurularla ilgili şöyle bir şey var. İllerde bulunan adalet komisyonlarından sadece bir tanesine başvuru hakkınız var. Bu da maalesef ilan yayınlandığı zaman tarih aralığı zaten aynı zamana denk geliyor ki zaten genel müdürlükte sadece sizin bir tane ilana başvurmanızı istiyor. Bununla alakalı olarak birden fazla zaten başvuru yaptığınız zaman bu geçersiz sayılacaktır. Başvurular esnasında KPSS puan durumuna göre değerlendiriliyor. Aslında bu yıla kadar en yüksek 5 katı aday mülakata çağrılırken son yapılan bir değişiklikle bu 3 katı adaya düşürüldü. Bu da ne demek oluyor? İlana başvurulan lise, ön lisans ve üniversite mezunları arasından en yüksek puanlı adaylar arasından 3 katı aday mülakata çağrılacaktır. Bununla ilgili olarak tabii ki özellikle bir sıralama yapılmıyor. Yani herkes lisede olsa, ön lisans olsa, üniversitede olsa eşit olarak herhangi bir ayrım yapılmadan bu sıralama KPSS puanına göre yapılmakta. Daha sonra mülakat öncesinde bu adayların boy ve kilo ölçümü için tarih veriliyor. Belirlenen günlerde adayların buna uygunluğu ölçülüyor. Fiziki uygunluğu ne durumda? Atıyorum bunun 3 katı 10 kişi alınacaksa bir yere 3 katı aday 30 kişi. En azından bundan bir 5 kişi 6 kişi elenebilme ihtimali var. Yani ben infaz ve koruma memurlarına başladığım dönemde mülakat öncesindeki kilo ölçümlerinde 15 kişi alınıyordu. O zaman 5 katıydı 75 kişiydi. Yaklaşık olarak yani 13-14 kişi boy kiloyu geçememişti. Bundan dolayı bir eleme olmuştu. Sonra mülakata işte yaklaşık olarak işte 52-53 kişi ya da tam hatırlamıyorum ama o civarda bir şeyle devam etmiştik. Evet. Mülakat sürecini acaba nasıl yönetmeliyim? Hangi mülakatlara, hangi komisyonlara başvurmam şansımı artırır? Bununla ilgili bazı aşamalardan bahsedebiliriz. Öncelikle birinci aşamada KPSS puanınız önemli. Yani KPSS puanınız eğer 75 puanın biraz altındaysa yani çok alan yerlere başvurmanız sizin faydanıza olacaktır. Çünkü sıralama şansı yani biraz önce de bahsettik bu yıl 5 katından daha az duruma düşmüş 3 katın durumda olduğu için eğer puanınız düşükse çok alan yerlere başvurmakta fayda var. Çünkü sıralamaya girmezseniz başvurunuzun hiçbir anlamı yoktur. Peki hazırlık süreci nasıl olmalı bu anlamda mülakatla ilgili? Mülakatla ilgili yani CTE'ye bağlı olarak öncelikle 5.275 sayılı Ceza ve güvenlik tedbirleri infaz hakkındaki kanunu yani okuyabilirsiniz. Eğer daha önceden bununla alakalı hiçbir ön bilginiz yoksa bu kanunu baştan sona kadar birkaç kere okumanızı öneririm. Çünkü mülakat sorularında mutlaka bununla ilgili sorular karşınıza çıkacaktır. Eğer daha çok zamanınız varsa infaz ve koruma memurluğu alım sürecinden bununla ilgili olarak KPSS sınavına çalışıyorsunuz diyelim. Bunun beraberinde bu mesleğe eğer gerçekten benim hedefim infaz ve koruma memurluğu diyorsanız mutlaka bir tane spor branşı yapmanız sizin faydanız olacağını düşünüyorum. Özellikle mülakatlarda kendinizi ifade ederken, kendinizi tanıtırken böyle özellikle savunma sporları, dövüş sporları, İşte kickbox, muay thai, özellikle aikido daha çok savunmaya yönelik bir spor branşıyla ilgilenmeniz mutlaka
komisyonun ilgisini çekecektir. En azından siz de böyle bir hazırlık sürecindeyseniz, KPSS'ye çalışıyorsanız, böyle bir infaz ve koruma memurluğu gibi bir hedefiniz varsa, yapacağınız bir spor branşı mülakatlarda size çok önemli bir avantaj sağlayacaktır ki bana bu süreçte sağladı. Yani benim hem kickbox, aikido ve muay thai antrenör belgem vardı. Herhangi bir torpildir, buna benzer hiçbir şeyim de yoktu. Sadece başvurdum. Başvurum sonucunda KPSS puanım da fena değildi. Mülakata kabul edildim. Boy kilo elemelerini aştım. Daha sonrasında mülakat esnasında kendimi tanıttım. Yaptığım spor branşlarını anlattım. Gerçekten de komisyonun çok güzel ilgisini çekti. Bununla ilgili bana sorular da sordular yaptığım sporlarla alakalı. Tabii daha sonra bu mesleğe neden yapmak istediğimi gibi sorular da yönettiler. Kendi spor branşlarımda neden ilerlemediğimi. Hani buna ben kendi yanıtlarımı verdim. İnanın yani neredeyse mülakatın büyük bölümü benim yaptığım sporlarla ilgili geçti. Ve bunun sonucunda da tabii ki birkaç tane soru soruldu ama o sorular sanki öylesine soruldu gibi bana, yani bir anlam ifade etmedi. Tabii ki ben yine o dönemde güncel bir soru sorulmuştu. Erzurum'da yapılan kış olimpiyatlarıyla üniversiteler arası kış olimpiyatları. Ben onu da doğru cevaplandırmıştım. İnfazla ilgili bir soru sorulmuştu bana. İnfazı da zaten biraz önce size bahsettim. Daha öncesinde 5275 sayılı kanunda zaten okumuştum. Biraz aşinalığım olmuştu en azından. Aklımda gelen infazı da dilim döndüğünce söyledim. Onu da çok beğendiler. Hoşlarına da gitti. Ve gerçekten şunu yaşadık. Yani mülakatta ben çıktığım zaman yani %95 bu işin oldu diye o güvenle çıktım. Ki şöyle bir şey başıma geldi. Yani o zamanki başsavcımız mülakattan sonra cezaevi müdürünü arıyor. Yani süreci tamamladıklarını falan söylüyor. İşte alınacak elemanları ve benden bahsediyor. Diyor ki size öyle bir kişi aldım ki kendisi işte kickbox antrenörü, aikido antrenörü, işte ceza infaz kurumuna gerçekten de yakışan bir eleman diye benden bahsediyor. Hatta daha göreve başlamadan yani cezaevi müdürlüğü de bana ulaşmaya bile çalışmış, yani gelsin bir tanışalım falan diye. Yani böyle bir süreç yaşamıştım. Gerçekten de o dönemde beni heyecanlandırmıştı. Tabii ki bunun beraberinde de yani benim sporcu olmam, sporla ilgili olmam ceza infaz kurumunda beni inanılmaz bir yere taşıdı. Tüm Türkiye'de bütün ceza infaz kurumlarına gider gelir oldum. Eğitim merkezlerinde dersler verir oldum. Birçok ceza infaz kurumuna gittim. Oradaki arkadaşlara müdahale teknikleriyle ilgili eğitimler verdik. Tabii öncesinde biz de bununla alakalı bazı eğitimler aldık ama işte altyapıda bu branşları benim yapmış olmam gerçekten büyük avantaj sağladı. Bunu neden anlatıyorum size? Eğer infaz ve koruma memurluğu gibi bir hedefiniz varsa hem mülakatlarda size bir artı avantaj verecektir bu durum. Hem de kendinizi anlatırken bu mesleğe uygun olduğunuzu, bununla ilgili fiziki şartların yanında böyle bir hazırlık süreciniz olduğunu da mülakatta komisyona anlatmış olursunuz arkadaşlar. Tabii ki bununla beraber size başka sorularda eğer böyle bir özelliğiniz yoksa ya da yani komisyon belki böyle bir özelliğe ilgi de duymayabilir ama benim yaşadığım olaylar buydu. Evet, aşama 3'e geçmeden önce mülakatlarla ilgili mutlaka mülakata giderken kıyafetinizin düzgün olması çok önemli. Yani o da nedir? Buraya verdiğiniz önemi komisyonun görmesi gerekiyor. Buna dikkat etmeniz sizin faydanıza olacağını düşünüyorum. Bunun yanında tabii ki size verdikleri sorularla beraber işte sizin konuşmanızı, diksiyonunuzu, verdiğiniz cevapları, cevap verme şeklinizi, yani aslında sordukları sorulardan daha çok, sordukları sorulara verdiğiniz cevaplardan daha çok sizin o sorulara karşı verdiğiniz tepkiler, belki ters sorular da sorabilirler size. Belki sizi ufaktan böyle gerginleştirecek, kızdıracak sorular da sorabilir ama bunların hepsi sizin infaz ve koruma memuruna uygun bir kişi misiniz, değil misiniz? Bununla ilgili kararları vermek. Bunun beraberinde hangi sorular olabilir? Yani mutlaka dediğim gibi ceza infaz kurumuyla alakalı olarak sorular kesinlikle buradan bir soru gelir.
Başka bir soru yine işte Atatürk ilki inkılapları olabilir. Bunlarla alakalı işte Türk tarihi olabilir. Bununla ilgili sorular da gelebiliyor. Onun haricinde bazı sorular karmaşık sorular sorabilirler. Bu da acaba bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneğiniz nasıl? Bunu ölçüme yönelik de sorular sorabilirler. İşte ceza infaz kurumları ile ilgili hangi sorular olabilir? Yani böyle acaba bu meslekle ilgili ne kadar bilginiz var? Onu ölçmeye yönelik böyle hiç beklemediğiniz şeyler olabilir yani işte ilam nedir, işte infaz nedir, hükümlü nedir, tutuklu nedir, müddetname nedir gibi sorular olabilir. Bununla ilgili mülakat sorularını Google'dan aratarak edinebilirsiniz arkadaşlar. Ben de olmadı videonun altına örnek olabilecek soruları sizinle paylaşabilirim. Bu sorular olabilir. Bununla alakalı olarak başvurduğunuz yere göre o yerle alakalı sorular da olabilir. Atıyorum eğer kampüs bir cezaevine başvurduysanız, eğer o kampüste hem açık hem de kapalı ceza infaz kurumu varsa işte açık cezaevi nedir, kapalı cezaevi nedir, özellikleri nedir diye sorular sorabilirler. İşte insan hakları ile ilgili sorular sorabilirler. Çünkü ceza infaz kurumlarında en çok şikayet konusu olan şeylerden biri insan haklarıdır. Bununla alakalı da soru yönetebilirler sizlere. Onun haricinde işte bulunmuş olduğunuz işte o şehirde hangi tip cezaevleri varsa mutlaka onları öğrenin. Yani bir yerde E tipi vardır, başka yerde F tipi vardır, M tipi vardır, tamam mı? Yani oradaki cezaevinin tipi nedir? Şöyle bir göz gezdirseniz iyi olur yani. En azından F tipi cezaevi nedir, E tipi nedir? Bununla alakalı küçük bir bilginiz olsa fena olmaz. Evet, bununla alakalı arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Aşama 4'te de artık infaz ve koruma memurunu hak etmiş göreve başlamış oluyorsunuz. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Bununla ilgili başka sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer yorum kısmına fazla sayıda soru olursa ben de bu sorularla ilgili yeni bir video çekebilirim. Yani çekinmeden her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ben de bununla ilgili yeni bir video ya da yorumlarınıza cevap olarak başka benim aklıma gelmeyen şeylerle alakalı sorularınızı cevaplandırmış olurum arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz.